Kerem'in bahçedeki kulübesinden kaçan köpeği yatay düzlemde önce 60 metre kuzey yönünde sonra 40 metre doğu yönünde doğrusal olarak gidip ulaştığı konumda duruyor. Köpeğin kaçtığını gören Kerem ise bu sırada onu aramak için kulübenin bulunduğu noktadan 20 metre batı yönünde doğrusal yörüngede yürüyüp ulaştığı konumda duruyor demiş. Hemen bunları bir çizelim isterseniz arkadaşlar. Şurada köpek kulübesinden yukarı doğru 60 metre gitti, değil mi? Böyle 60 metre gitti. Sonrasında ise doğu yönünde 40 metre gitti. Bakın şu tarafa doğru 40 metre gitti. Bunu da alalım şöyle. Değil mi? Köpek kulübesi şurada olmuş olsun. Sonrasında bunu gören kim? Kerem ise 20 metre batı yönünde gidiyor. Bakın batıya doğru 20 metre gidiyor Kerem'de. Bakın sol tarafa doğru şöyle batı sol tarafta 20 metre bu tarafa gitmiş oldu. Tamam Yani Kerem'in mevcut konumu burası olmuş oldu. Köpeğin mevcut konumu ise burası olmuş oldu. Bakın köpek burada Kerem de burada. Şimdi kime göre diyor? Şekilde verilen yön okuna göre yatay düzlemde hareket eden Kerem'e göre köpeğin gittiği noktanın konum vektörü yönü hangisidir diye söylemiş. Bakın Kerem'den köpeğe doğru bir vektör çizersek bu bunun konum vektörü olmuş oluyor. O zaman konum vektörüne baktığımızda yön olarak hem bakalım hem de büyüklük olarak bakacağız. Bakın şurayı uzattığımızda kendimize üçgen yaratırsak şurada şu uzunluğumuz 60 metre olmuş oldu. Bakın şurası 40, burası da 20 olunca yataydaki uzunluk da 60 olmuş oldu. O zaman 60 60 Pisagor'da uzunluğumuz 60 kök 2 yapar dolayısıyla. Buradaki açımızda tam 45 derece yapıyor. Açık 45 derece ise kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı laflarını kullanıyoruz. 37 53 gibi 45'ten farklıysa genelde kuzey doğu arasında falan denir. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden şimdi kuzeydoğu lafını kullanabiliriz 45 derece açı olduğu için. Büyüklüğü de ne kadar olacakmış? 60 kök 2 metre olacakmış. Cevaplarda bunu arayacağız. Bu da arkadaşlar Ceyhan'da varmış. Destek olmayan çarpışmalarla ilgili yapılan bir deneyde oyun hamurundan yapılmış bir kilogram kütleli bir blok kullanılmıştır. Sürtmesi yatay zeminde duran bir bubula doğru yatay olarak 5 metre saniye büyükteki ilk hızda özdeş 0,2 kilogram kütleli bilyeler, demir bilyeler aynı anda atılmış ve bu bilyeler bloğa saplanmıştır. İçindeki bilyelerle beraber blok sürtmesi yatay düzlemde 4 metre saniye hızla harekete geçmiştir. Buna göre bloğa kaç adet demir bilye saplanmıştır diyor. Hemen bakalım. Şöyle bir yatay zeminimizi alalım. Bunun üzerinde bir oyun hamurundan kutumuz varmış. Şuraya bir kutu koyalım. 1 kilogrammış. Onu da şöyle yazalım. 1 kilogram. Bunun üzerine demir bilyeler atılmış. Tabii kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bir sürü atılmış. Artık kaç tane bakacağız onun sayısına. Bunun üzerine atıldığında şuradaki sayı isterseniz en tane değil ve bunların her biri 5 metre bir saniye hızla atılmış. Ve bir tanesinin kütlesi de 0,2 kilogram. Kaç tane olduğunu bilmediğimiz için geriye doğru şöyle en tane alalım. Buna saplandı da birlikte ne yapmış bunlar? Birlikte giderken ortak hızımız 4 metre bir saniye olmuş. Buna göre kaç tane demir bilye atılmıştır diye soruyor. Hadi şöyle yapalım. N tane 0,2 kilogram bilyelerden her bir hızı da V'ymiş. Bu momentuma sahip bilyeler gönderiyoruz. 1 kilogramlık oyun hamurunun hızı 0 olduğu için momentum önceden 0. Bakın çarpışma öncesi momentumu yazdık. Yani yaptığımız şu aslında ilk momentum eşittir son momentum yapmak. Bunu eşitleyerekten bulacağız. Peki sonrasında ne oluyor? Şimdi 0.2 kilogramlık en tane bilye vardı. Artı bir de 1 kilogramlık oyun hamuruyla birleşti. Ve ortak dörtlü hızla hareket ediyorlar. Bakın ilk momentum eşittir. Son momentum yaptık. Hadi buradan matematiğini yapalım. 0.2 çarpı 5'imiz 1 yapar. 1 tane n eşittir sağ tarafta. Parantezi açarsak 0.8 tane elimiz var. Artı bir de ne oldu? 4 olmuş oldu. 0.8'i de sol tarafa atarsak şuradan devam ettirelim. 0.2 tane elimiz 4 olmuş oldu. O zaman n'i yalnız bırakırsak 4 bölü 0.2 olacakmış da paydayı kurturalım virgülden 40 bölü 2 mi yapar onunla genişletirsek oradan da 20 yaparmış yani 20 tane bilye gönderilmiştir diyebiliriz cevabımız denizde olacak Üzerindekilerle birlikte 05 kilogram olan tepsi ile kütle 025 kilogram olan meyve suyu kutusu sürtmesi ihmal edilen yatay bir masa üzerinde şekildeki bitişik durmaktadır. Ali eliyle yatay ve sabit bir kuvvet uygulayarak tepsiyi sola doğru itiyor. Ali'nin tepsi uyguladığı kuvvetin etkisiyle tepsi ve meyve suyu kutusu birlikte hareket ediyor. Meyve suyu kutusunun 2 metre bir saniye büyüklükteki ivme ile hareket ettiği bilindiğine göre tepsinin meyve suyu kutusuna uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş bakalım arkadaşlar. Şimdi tepsinin meyve suyu kutusuna uyguladığı kuvvet soru için doğrudan isterseniz şöyle gösterelim. Bakın şuna bakacağız. Buna F kuvveti değil, bunu sormuş oluyor aslında. Tamam. Meyve suyu kutusunun ivmesi de 2 metre bir saniye kare oluyormuş. Bakın şöyle yazsak yeterli olacak. F net eşittir M çarpı A. Öyle değil mi? Şimdi F kuvveti etki etti. tepsinin meyve suyu kutusuna uyguladığı kuvvetimiz F kadar. Kütlesi 0.25 kilogram değil mi? 0.25 kilogram. İvmesi de 2 metre saniye kare yapıyormuş. Bu da bunu çarptığımızda kuvveti bulabiliriz. 0.25 çarpı 2'den 0.5 yapar. O zaman 0.5 Newton'lu kuvvet uyguluyormuş deriz. Yani cevabımız ne olacakmış. Fotoğraf makinelerinde fotoğraf çekerken ışık ihtiyacını bir anlık karşılamak için flash sistemi kullanılır. Flash sistemi bir pil, bir sığaç, bir anahtar ve özel bir ampulden oluşan bir elektrik devresidir. Anahtar kapatılınca pil tarafından yüklenen sığaçta depolanmış enerji çok kısa bir sürede ampul üzerinden geçer ve çok kısa bir sürede şiddetli bir ışık üretir demiş. Evet. Buna göre flash sistemindeki pilin potansiyel farkı arttırılınca sığacın sıhası ve sığaçta depolanan elektriksel enerjinin değişimi hakkında ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar bir sığaç çalırsak şuraya bakın şöyle yaptığımız ucuna bir pil bağladığımızda pilin potansiyeline V diyeyim sığacın sağcına C yüküne de Q diyelim. Şimdi yüküne potansiyeli arttırılırsa diyor bakın bunun potansiyeli arttığımızda sağcın sağası neye bağlıdır dersek C epsilon A bölü de bunlara bağlı başka hiçbir şeye bağlı değil. Yani potansiyeli bağlı olmuyor dolayısıyla sağımız. Epsilon diye elektrik ise A dediğimiz levhalardan birinin alanı D'de levhalar arası uzaklık olmuş. Bunların birini değiştirmiyorsak yani kondansatörün iç yapısını değiştirmiyorsak sığası değişmezmiş. O zaman potansiyeli arttırdığımızda sığa ne yapmayacak? Değişmeyecek. Fakat yük miktarı Q C çarpı V olduğu için bakın sığa değişmedi ama potansiyel artınca yük miktarı ne yapar? Artar. Bu anlamda cevabımız edin olurmuş deriz. Arkadaşlar işte bu arada fotoğraf makinesi çalışma prensibini merak edenler için onu da söyleyeyim isterseniz kısaca fotoğraf makinesinin flashında yüksek miktarda enerji açığa çıkıyor. Fotoğraf makinesinin içindeki pil o enerjiyi sağlayacak kadar enerji bir anda üretemiyor. O yüzden içerisine bir kondansör konuluyor. Kondansör pil tarafından kondansör doluyor, hazırda bekliyor. Yani enerji deposu, yük deposu, su deposu gibi aynı. Enerji deposu olarak düşünün. Fotoğraf makinesi flashına bastığımızda Oradaki kondansör bir anda yükü veriyor, boşaltıyor ve yüksek miktarda enerji dolayısıyla ışık enerjisi elde edilebiliyor. Çalışma prensibi de bu. Bilginiz olsun. Yani cevabımız Edirne'ymiş. Başlangıçta teşhir sıfırında yan yana durmaktayken doğrusal yatay bir yolda harekete başlayan KBL otomobillerine ait hız zaman grafiği şeklindeki gibidir. KBL otomobillerin hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. 30 saniye zaman alanında K otomobili önce hızlanmış daha sonra yavaşlamış. Evet 0.5 saniye alanında K sıfırdan 20'ye çıkmışız. Sonra ise 5-30 aralığında ise 25 saniye boyunca 20'den 0'a düşmüş. Tekrardan yavaşlayıp durmuş. Birincisi doğru olmuş oldu. 2. K otomobili 5. saniyede. L otomobili 15 saniyede yön değiştirmişler. Yani şu tepe noktalarını söylüyor. Hayır arkadaşlar eğer bu konum zaman grafiği olsaydı tepe ve çukur noktalarına yön değiştirir derdik. Ama hız zaman grafiği olduğu için zaman ekseninin üst tarafında ise artı yönde gittiğini alt tarafında ise eksi yönde gittiğini anlatıyor. Dikkat edersek Kale grafikler ikisi de zaman ikisinin üst tarafında olduğu için ikisi de artı yönde gitmiş. Yani aynı yönde gitmişler. Yön değiştirme olayı K'da da L'de de yok. O yüzden yanlış olmuş oldu. 3. 0.30 saniye zaman aralığında K ve L otomobilin ortalama hızları birbirine demiş. Bakalım ortalama hızı dediğimiz toplam yer değişme bir toplam zaman. Zamanımız 30 saniye her ikisi içinde. Önce K için bakalım isterseniz. Bakın alttaki alan bize yaptığı yer değiştirmeyi vermiş olacak. K'nın alttaki alan şuradaki üçgen alanı. Üçgen alanın tamamına bakacağız. Dolayısıyla üçgen da taban çarpı yüksek bölü 2'den hesaplanır. Hadi oradan bulalım dolayısıyla. Tabanımız 30, yüksekliğimiz 20. Bölü 2 dediğimizde değil mi yer değiştirmeyi bulmuş olacağız. 600 bölü 2'den 300 metre yer değiştirdi. Zamanımız ise 30 saniye olduğu için hızımız 10 metre bölü saniye yapacakmış deriz. L için bakacak olursak ortalığımızı onun için de bakalım. Onun için de yine üçgen alana bakacağız ama bu sefer L'nin alttaki alana bakacağız. Şöyle sarıyla işaretleyelim şöyle görelim. Bakın bunun altı alanı hesaplayacak olursak yine üçgen alanı olduğu için alt taban çarpı yüksek bölü 2'den hesaplayabiliriz. Tabanımız 30 yüksekliğimiz yine 20. Bölü 2 dediğimizde yer değiştirmeyi bulduk. Zamanımız da 30 saniye. Bakın yine aynısı oluyor. 600 bölü 2'den 300 metre yer değiştirmiş. Zamanımız 30 saniye. O zaman ortalamamız bunun da 10 metre bir saniye olacakmış deriz. Yani birbirine eşittir cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olacakmış. Bilinmeyen K saf direnci L bobini ve M sığacı ile yapılan deneylerde her bir devre elemanının uçları arasında gerilim sabit, frekansı değiştirebilen alternatif gerilim uygulanarak devre elemanının direncindeki empedanstaki değişimi ölçülmüştür demiş. Empedans bileşke direnç demek arkadaşlar bu arada. K L ve M ayrı ayrı yapılan deneylerde uygulanan değişiklikler aşağıda verilmiştir. Buna göre K L ve devre elemanının empedansındaki değişimle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Kanun uçlarına uygulanan gelin frekansı artılıyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz K saf dirençmiş direncin uçlarındaki potansiyeli daha doğrusu üreticinin potansiyelini değiştirmek direnci kesinlikle değiştirmez. O yüzden K değişmez olacakmış. Neyi değiştirir dersek bakın direnci değiştirmiyor. Bobini ve sığacı değiştir. İkincisi bobin olacakmış. Üçüncüsü de sığaç olacakmış. Bakın direncimizin değeri uygulanan frekansa bağlı olarak değişkenlik göstermiyor. Yani şurada bir devre elemanı var. Uçlarına bir alternatif gerilim uygulanıyor. Bunun frekansı değiştirildiğinde direncimiz ne yapmayacak? Değişmeyecek. Fakat bunun yanında bobin varsa bobin dediğimiz şöyle alacak olursak x'lerin açılımı yaptığımızda w çarpı l yani 2 pi f eşit. Bakın frekans da doğru orantılı olmuş oluyor. O zaman frekans arttırıldığında x değeri de ne yapıyor? Artıyor deriz bu anlamda. Burada neyi söylemişti bize? L'nin üstteki gelimi frekans arttırılıyor değil mi? Evet frekans artınca o zaman x değeri arttı. Bunu artar diyecekmişiz. Geldik üçüncüsüne x c. x c'yi açılımı yaptığımızda 1 bölü w c'ye eşit. W'ümüzde 2 pf olduğu için onun yerine 2 pf yazarsak Bakın frekans da ters orantılı. Burada frekans azaltılıyor yalnız. O zaman frekans azaltılınca XC'nin değeri de artacakmış. Yani bileşke direnç empedansımız artıyormuş. Buna da art diyeceğiz. O anlamda cevabımız burs olurmuş deriz. Sürtmenin ihmal edildiği bir ortamda Ali Alp ve Naz mağazadan geçiş yapabilmek için şekildeki gibi kütlesi ihmal edilen bir döner kapıya girmiştir. O noktası etrafında serbest dönebilen özdeş kanatların üzerinde KLMN kutları bulunmaktadır. LM kulplarının O noktasına uzakta 50 santim, KN kutları ise 100 santim. Yani yakındakiler 50, uzaktakiler 100 santim. Buna göre aynı anda kuvvetleri başlangıçta durgun olan kapı yüzeyine dik olacak şekilde uygulanırsa hangi durumda kapı O noktası etrafında dönmez demiş. Yani bileşke tork sıfır olduğunda net torkumuz o zaman dönmeyecek. Buna bakacağız. Hadi tek tek deneyelim. Ali neyden iterek demiş. Ali nerede neye de itiyor. 10 Newton'luk kuvvetle iterse diyor. Alp meydan çekerse diyor. 10 Newton'la bakın saat yönünde döndürecek. Ali saat yönü tersine döndürmüş oldu. Naz ne yapıyor? K'dan iterek 5 Newton'la itti. Bakın bu tarafa doğru 5 Newton'luk kuvvet uyguladı. O zaman kimler saat yönü oldu? Alp de Naz saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Ali ise tersine. Hadi Alp de Naz'ın torkunun büyüklüğünü Ali'nin torkunun büyüklüğünü eşitleyeceğiz. Eğer eşitse dengede kalır. Bileşke tork sıfır olmuş diyeceğiz. Naz'a bakarsak 5 Newton. Uzaklığımız ise ne kadarmış? 5 çarpı. Uzaklığı da 100 santimmiş. 1 metre diyelim isterseniz ona. Sonuçta Newton metre cinsinden olacak. Artı Alp da aynı yönde uyguluyor. 10 Newton uzaklığımız ise 0.5 metre olmuş oldu. 50 santim. Eşit mi diye bakıyoruz. Ali'nin uyguladığı torka. 10 Newton'luk kuvvet uygulamış. Uzaklığı 100 santim yani 1 metre. Baktığımızda burası 5 yaptı. Burası da 5 yaptı değil mi? Sol taraf 5, sağ taraf 5, 5, 10. Sol taraf 10 daha doğru. Sağ tarafta 10 yaptı. Evet torklar birbirine eşitmiş dengede kalır. Yani bileşke torkumuz 0 oldu birincide. Hadi silelim şu kısmı. İkinci ile devam edelim. Ne diyor? Naz K'dan çekerek 20 Newton. Naz yine K'da aynı yere 20 Newton kuvvet uyguluyor. Ali N'den çekerek demiş. Ali N'deydi zaten. Bu da N'den 10 Newton'u kuvvetle çekiyormuş. Saat yönünde döndürecek. Alp de M'den çekerek de o da saat yönünde döndürecek. O da 10 Newton'muş. Hadi bakalım Naz'ın torkunu bu sefer. Alp ile Ali'nin torkunu eşitlemeye çalışacağız. Naz'ın uyguladığı kuvvet 20 Newton uzaklığı 1 metre eşit mi diye bakıyoruz. Alin'in uyguladığı kuvvet 10 Newton uzaklığı 1 metre artı Alp'in uyguladığı kuvvet 10 Newton fakat uzaklık 0.5 metre. Yani sol torku 20 yaptı sağ tarafı ise 15 yaptı. Eşit olmadığı için ne yapacak? dengede kalmayacak yani dönecek kapı. İkinciye attık son olarak bir de üçüncüye bakalım. Üçüncüde ne diyor? Naz L'den iterek 20 Newton. Naz bakın şu an K'da L'den itecekmiş ona dikkat arkadaşlar orası karışabilir. 20 Newton'la L'den itti. Sonra Ali N'den çekerek demiş. Ali N'den çekiyor. Bu tarafa doğru 10 Newton'lu kuvvet uyguladı. Saat yönünde döndürdü. Alp de M'den iterek demiş. Yani buradaymış. Bu da 40 Newton'lu kuvvet uyguluyor. Tamam. Yani ne oldu o zaman? Ali ile Naz'ın torku aynı yönlü. Alp'inki ters. Hadi eşitleyelim. Naz'da başlarsak kuvvet 20 Newton uzaklığımız 0.5 metre. Ali uyguladığı kuvvet 10 Newton uzaklığı ise 1 metre. Eşit mi diye bakıyoruz. Alp 40 Newton'lu kuvvet uyguladı. Uzaklığı da 0.5 metre. Şurası 10 yaptı. Burası da 10 yaptı. Sol taraf 20 yaptı. Sağ taraf da bakın 40'ta 0.5'in çarpımı 20 yapar. Evet eşitmiş birbirine. Yine dengede kalacak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olurmuş deriz. Yatay düzlemde bir ipin ucuna bağlı düzgün çelmesi hareket yapan bir cam Bilyeli demiş. Şöyle bir düzgün çelmesi hareket yapan bir yörünge alalım isterseniz. Şöyle bir yarı çapımız olsun şurada da. Demek mi? Sabit büyüklük hızda düzgün çelmesi hareket yapıyormuş. Hız büyüklüğü sabit olacak. Ne diyor bir de? Bir yayın ucuna bağlı basit tanımlık hareket yapan bir bil yerin demiş. Bir de şöyle yatay bir düzlem alalım isterseniz. Bunun üzerinde de bir basit tanımlık hareket alan şöyle ucunda yay olan bir sistem alalım. Bakın şöyle ucuna yay koyalım. Şöyle olmuş oldu. Bu da KOL diyecek olursak K harmonik hareket yapacakmış. Ne diyor? Kinetik enerjileri daima sabittir diyor. bu düzgün çembersel hareketi düzgün lafını duyduğumuzda sabit süratle hareket ettiğini düşüneceğiz. Yani hız büyüklüğü sabit olacakmış. Dolayısıyla kinetik enerji bir bölü ve kare olduğu için hız büyüklüğü sabit olan kinetik enerjisi düzgün çembesi harekette sabittir deriz. Fakat harmonik harekette uç noktalarda hızımız sıfır yani K ve L'de hızımız sıfır kinetik enerji yok. Ama O'ya doğru giderken yay sürekli gittiği için hızı artıyor. Dolayısıyla kinetik enerjisi ne yapar bu aralıkta? artar deriz. Ama devamında O'dan L'ye giderken mesela hız azalacak. Dolayısıyla kinetik enerjisi ne yapacak? Azalacak. Yani değişken olmuş oldu. Daima sabit olmadı. Birinciyi attık. İki, frekansları yerçekim vizesinin değişiminden etkilenir demiş. Arkadaşlar çembersel harekette belli bir yarı çapta sabit süratle dolanıyor zaten. O yüzden yer çekiminden etkilenmeyecek. İkinciye baktığımızda t eşittir 2 pi m bölü k şöyledir onun da periyodu. Zaten periyodun tersi frekansı vermiş oluyor. O yüzden periyot etkileniyorsa frekans da etkilenecek. Bakın yer çekimine bağlı değil. Dolayısıyla de, periyot değişmez. O zaman frekans da değişmezmiş. Yani ikisi de etkilenmedi. O yüzden attık ikinciyi de. 3. Bir periyotluk zamanda net kuvvetin bilyeler üzerinde yaptığı iş sıfırdır diyor düzgün çembersel harekette net kuvvetimiz merkeze doğru arkadaşlar. Hız vektörüne dik olduğu için hız büyüklüğün buradaki merkezcil kuvvetimiz, F kuvvetimiz merkeze doğru olduğu için hız vektörüne dik. O yüzden fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Zaten fiziksel fiziksel anlamda iş yapmadığı için hızın büyüklüğü herhangi bir değişiklik olmuyor. Bilgiye baktığımızda onun için daha doğrusu yaylı sarkaca baktığımızda onun için çizecek olursak arkadaşlar orada da şöyle bir grafik elde ediyoruz. Bakın şöyle çapraz çizgi olursak kuvvetin zamana göre değişim grafiğini de kuvvetin şöyle diyelim şuraya kuvvetin x'e göre değişimini veren grafik yani fx grafiği diyebiliriz bu anlamda. Yani eksi r'deyken cisim sol tarafta k'dayken artı yönde bir kuvvet var çünkü kuvvetin yönü her zaman merkeze doğru. Cisim l'deyken o zaman kuvvetin yönü sol tarafa doğru olacağı için her zaman merkeze doğru. Bakın e, eksi x'in daha doğrusu artı r'nin olduğu yerde de kuvvetimiz bu sefer eksi f olmuş olacak. Bunun alttaki alan bize işi verir. Çünkü fx iş demektir. Bakın bunun alttaki alan zaman eksenini yaptığı daha doğrusu x ekseni yaptığı alana bakacağız. Burası ve şuraya bakacağız. Şimdi üst tarafta artı ama alt tarafta eksi iş yapıyor. Birbirini götürür. O zaman sıfırlık iş yapılmış olur. Burada da netişimiz sıfır olduğundan üçüncüyü aldık. Cevabımız yalnız üçten Ceyhan olurmuş deriz. Düzgün B manyetik alanına yerleştirilmiş akım taşıyan dikdörtgenler şeklindeki tel çerçevenin kenar uzunlukları A ve B'dir. Bu tel çerçeve ortasından geçen sürtmesi min etrafında serbestçe dönebilmektedir. Buna göre çerçeve yüzeyi manyetik alana dik iken çerçeve etkiden net tork demiş. Niceliklerin hangilerinin tek başına artma sonucunda artar demiş. Peki bakalım arkadaşlar. Şimdi burada şu kısımlara kuvvet etki ediyor arkadaşlar. Mesela bu tarafa yukarı ise diğer tarafa aşağı oluyor. Kuvvetin yönünü sormadığı için şimdi onunla ilgilenmeyeceğiz. Şimdi bu orta noktasından geçen milli göre tork yazacak olursak bakın buraya etkeden kuvvetin değeri F eşittir. B çarpı I çarpı L kadar. Tamam. Mesela B dediğimiz burada manyetik alan. Tabii şuraya göre tork yazacağız. Tork eşittir değil mi? Buradan formülü çıkarayım bir isterseniz. Manyetik alanın büyüklüğü B. Akım geçen tel. Telden geçen akım I kadar. Bakın telin uzunluğu burada B kadar olmuş oluyor. Çarpı B dedik. Uzaklığımız ise merkeze olan uzaklık. Tele olan uzaklık. Yani dönme ekseni olan uzaklık A bölü 2 kadar. Artı Diğer tarafa da bakın mesela aşağı yönde kuvvet etki ediyorsa ikisi de saat yönde döndürmeye çalışacak. Yani her türlü ikisi de aynı yönde döndürmeye çalışacak. Ya saat yönü ya da saat yönü tersi. O yüzden de onunla da akımların yönü ters olduğu için mesela bundan böyle akım geçerse diğerinden aşağı yönde akım geçiyor. Ondan dolayı kuvvetin yönü ters ama dönme yönü olarak orta noktaya göre bakacak olursak aynı yönde döndürmüş oluyor. Diğerine baktığımızda B çarpı I çarpı uzunluk B kadar uzaklığı ise A bölü 2 kadar. Bakın bunu toplayınca tork formülü şu oluyor. B çarpı I çarpı alan gibi düşünebiliriz A çarpı B diye. Yani formülümüz bu. Küçük bir ispat yaparak anlatmış oldum sadece. Biz formülü aklımızda tutsak yeterli aslında. B, I, A, B olacak. Bize neye bağlı diye hangisi tek başına artma sonucunu artar demiş. Evet A uzunluğuyla doğru orantılı, B uzunluğuyla doğru orantılı. Manyetik alan şiddetiyle de doğru orantılı. Ekstradan bir de akım var sadece burada. O yüzden cevabımız ne olacakmış deriz. Ayşe izlediği bir gösteride cambazın elindeki bir sırık yardımıyla ip üzerinde yürüdüğünü fakat bazen dengesini sağlamakta zorlandığını fark eder. Bu durumda bu durumu fizik öğretmene sorar ve öğretmeni bu durumun eylemsizlik momenti ile ilişkili olarak açıklayabileceğini söyler. Buna göre cambazın ip üzerinde yürürken dengesini daha kolay sağlayabilmesi için kaleme sırıkların işlevinden en fazla uygun olandan en az uygun olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şurada bir ip düşünecek olursak ip üzerinde cambaz ne yapıyor? Elinde bir sırıkla yürüyor. Ya bu sırıkta şöyle olmuş. Oluyor. Bunun üzerinde bir sürü kütle var bakın. Şuralarında kütle var. Her bir kütlenin merkeze olan uzaklığı lazım bize. Yani eylemsizlik momenti dediğimiz I eşittir m çarpı r kare. Yani her bir kütlenin merkeze olan uzaklığı ne kadar fazlaysa hem kütle fazla hem de merkeze olan uzaklık fazlaysa onun karesiyle orantı eylemsizlik momenti büyük oluyor. Eylemsizlik dönmeye karşı gösterilen direnç demek. Dönmeye karşı gösterilen direnç ne kadar büyük olursa o zaman dönmesi o kadar çok zorlaşır demektir. O yüzden ellerinde sırık taşıyorlar ip üzerinde cambazlar yürürken. Niye? Çünkü hafiften dengesini kaybetmeye kalktığında elindeki sırın eylemsik momenti büyük olduğu için dönmeye karşı direnç gösteriyor. Adamın dönmesi yani cambazın dönmesi zorlaşıyor. O yüzden de daha rahat hareket edebiliyor. Bu mantıkla bakacağız. Mümkün olduğu kadar kütle dışarı doğru olsun yani uzakta olsun ki eylemsizliği büyük olsun. Birinci de kütlesem uzunluğu L kadar demiş. Bakın aldık M ve İkinci de kütlesi M aynı fakat uzunluk iki katına çıktı. O zaman eylemsizliği büyümüş olacak. İkinci de, yani L'nin 2K'dan daha büyük eylemsizliği. Eylemsizlik ne kadar büyükse kullanmak o kadar uygun olacaktır. Kütlesi M uzunluk 2L fakat yoğunluğu ortasından uçlarına doğru artan diyor. Yani kütlenin çoğunluğu uç kısımlar to toplanmış demek istiyor. O zaman bunun da eylemsizliği daha büyük olmuş olacak M'nin. O zaman M'nin eylemsizliği de L'den büyükmüş diyeceğiz. Bu anlamda en uygun kullanışlı olan M olacakmış. Sonra L sonra K'dan cevabımız Basit bir transformatörde şekildeki primer ve sekonder sarımlar bulunur. Primer devreye uygulanan gerilim sekonder devrede de bir gerilim oluşmasına sebep olabilir. İdeal olmadığı bilinen şekildeki transformatörün primer ve sekonder sarım sayıları birbirinden farklıdır demiş. Bakın iki tane laf lazım. Bir, ideal olmadığı bilinen diyor. Bir de sarım sayıları birbirinden farklıdır diyor. Bu iki lafı sonra da kullanacağız. Transformatörün primer sarısının etkin gerilimi V1, gücü P1 demiş. Yani şuranın potansiyeli V1, gücü P1 kadar. Diğer taraf çıkış ise sekonder ise V2 P2 imiş. Buna göre yukarıdaki kıyaslamalardan hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bir defa sarım sayıları birbirinden farklı dediği için sarım sayısıyla potansiyeller doğru orantı. Yani N1 bölü N2 oranı yani primer bölü sekonder oranı V1 bölü V2 oranına eşit. Mesela N1 N2 eşit olursa V1 V2 eşit olur. O yüzden birbirine eşit olma ihtimali yok. V1 V2 eşit olamayacakmış. O yüzden attık bunu. V1 V2'den büyük ya da küçük olabilir. N1 N2 hangisi daha büyükse Mesela n1 büyükse alçaltıcı olacak. Yani v2'miz daha küçük olacak. Ama n1 küçük n2 büyükse o zaman da yükseltici. Yani v2 daha büyük olur. Onu bilme şansımız yok. Yani v2 birden büyük ya da 1 2'den büyük olabilir. Güç kısmına bakınca ideal transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşit olur. Bakın idealse. Ama ideal değilse giriş gücünün bir kısmı harcanacağı için çıkış gücü girişten daha düşük olacaktır. O yüzden P1, P2'den büyük olmalı. Bakın ikincide P2, P1'den büyük dediği için ondan dolayı ikinciye attık. Potansiyel olabiliyor ama güç olamıyor. Üçüncüye baktığımızda P1, P2'den büyük. Evet güç olarak. Potansiyel V2, V1'den büyük ya da küçük olabilir. Ama sarım sayılar eşit olmadığı için sadece V1, V2 eşit olamaz dedik. O anlamda bu olabilirmiş. Yani cevabımız yalnız 3'ten Bursa olurmuş. Bir gezegenin halkaları kendi yörüngelerinde dolanan birçok parçacıktan oluşmuştur. Şekildeki bu gezegenin etrafında dolanan Km parçacıklarından gezegene daha yakın bir yörüngedeki K parçacı ile daha uzak bir yörüngedeki M parçacının konumları gösterilmiştir. Tamı parçacıkların yörüngeleri çembersel kabul edilmiştir. Buna göre yargılan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. M parçacının çizgisel süreti K parçacığın çizgisel süretinden büyüktür demiş. Arkadaşlar bunların birlikte dolanıp dolanmadığını bilmiyoruz. Yani sonuçta bağımsız parçacıklar. Bakın onun için şöyle bir şey yapalım. Hızlarını şuradan tespit edelim isterseniz büyüklük kıyaslamasını. İçeri doğru bu parçacı çeken kütle çekimi kuvveti var. Bu merkezcil kuvvet yaratıyor. Bu kütle çekim kuvvetini merkezcil kuvvete eşitleyecek olursak bakın G Şuna büyük M diyelim gezegene, şuna da küçük M diyelim isterseniz, G büyük M çarpı küçük M bölü Araki uzaklığın kare R kare eşittir kuvvet kuvvette M ve kare bölü r. Bakın buradan r'ler birer tane gitti, küçük M'ler gitti, o zaman hız formülü parçacığın G M bölü r olacakmış, kare kütlesinde. Yani r arttıkça hız bakın azalıyor, parçacığın kütlesine bağlı, değil. gezegenin kütlesine ve uzaklığına bağlı. O yüzden uzaktaki olan M daha yavaş dolanacakmış, kanun süreti M'nin süretten daha büyük olacakmış deriz, burada tersini dört söylediği için attık. 2. K parçacığına etki eden merkezcil kuvvet M parçacığına etki eden merkezci kuvvetten büyüktür demiş. Ona bakalım. Merkezci kuvvet dediğimiz M ve kare bölü R. Şimdi sürat olarak baktığımızda V'si büyük K'nın R'si de küçük. Dolayısıyla burası büyükmüş gibi duruyor merkezci kuvvet fakat kütlesini bilmiyoruz. Kesinlik sormuş bize kütleleri hakkında eşitlikleri demediği için bunu ondan dolayı alamayacağız. Kesinlik sorduğundan dolayı. Tamam. 3. M parçacının periyodu K parçacığının periyodundan büyüktür demiş. Arkadaşlar M parça dikkat ederseniz hızı küçük hem de daha uzun yol kat etmek zorunda. Çünkü periyot dediğimiz bir tur atması için geçen süre daha uzun yolu daha küçük hızda dolanacağı için o zaman süresi ne yapacak daha büyük olacak. O yüzden M'nin periyodu daha büyükmüş deriz. Bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacakmış. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bir ipin ucuna bağlanmış noktasal bir hedef A ve, B, A ve C noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Hedef A noktasından harekete başladığı anda bir okçu ok şekildeki oku yere paralel 10 metre bir saniye büyükteki sabit hızla fırlattığında ok hedefi 5 metre uzaktaki B noktasından geçerken vurmaktadır demiş. Buna göre hedefin periyodu değerlerinden hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar şu mesafe 5 metre. E, attığı hız ise 10 metre bir saniye. Hadi ne kadar sürede ulaşır e, harmonik hareket yapan cisim ona bakalım. X eşittir işte VT'de yerini yazacak olursak yolumuz 5 metre. Hızımız 10 metre bölü saniyemiş. Çarpı tt. Yalnız bırakırsak 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 saniye sonra ulaşıyormuş. E o zaman 1 bölü 2 saniyede ne oluyor dersek şurayı bir alayım. Arkadaşlar 1 bölü 2 saniyede a şuraya gelmiş olabilir. Eğer burayı 1 bölü 2 saniyede alıyorsa orası ne kadar sürede alır normalde? Periyodun 4'te 1'inde. O zaman t bölü 4'ünü 1 bölü 2 saniyede alıyorsa t'yi buradan yalnız bırakırsak 4 bölü 2'den 2 saniye yapar. Yani cismin periyodu 2 saniye olabilir. Şu oldu. Ama şimdi attığımızda belki ne yapmıştır? Önce A'dan C'ye gitmiş tekrar geri dönerken B'de ok çarpmış olabilir. O zaman da sadece gidişi ya da ortaya gelişi T bölü 4. Değil mi? Buradan B'den C'ye gitmesi T bölü 4. C'den de tekrar B'ye gelmesi T bölü 4 olacağı için 3 T bölü 4 sürede geçmiş olabilir. Bu durumda bunu eşitlersek 1 bölü 2 saniyeye buradan periyodu bulabiliriz. 4 karşıya geçti 4 bölü 6 oldu. Yani periyot 2 bölü 3 saniye de olabilir dolayısıyla. İkincisi de oldu. Üçüncü ihtimale bakalım. Üçüncü ihtimalde ne olacak? A'dan C'ye gitti. Geri A'ya geldi ama tekrar geri dönerken B'den geçiyor olabilir. Yani gitti geldi T süre geçti. Bir de A'dan B'ye de T 4 süre geçer. O zaman da 5 T 4 olur. 5 T 4 süre eşittir 1 bölü 2 saniye dersek o durumdayken de periyodumuz 4 bölü 10 yani 0.4 saniye yapar. Bakın burası 0.5 dediği için 0.5 olamadı. Hocam başka denesek acaba 0.5 olabilir mi? Hayır bakın burada ne yaptı? Gitti geldi tekrar B'ye gelmesi değil mi? Eşitlediğimizde 0.4 saniye oldu periyot. Bir sonraki hesaplamamızda periyot 0.4'ten daha küçük bir değer alacak dolayısıyla. O zaman 1 bölü 2 olma ihtimali ortadan kalkmış oldu. Cevabımız 1 ve 2'den bursa olurmuş deriz. Derinliği her yerinde aynı olan durgun bir göl yüzeyinde özdeş taşlar iki farklı noktaya düşey doğrultuda aynı anda atılarak periyodik su dalgaları oluşturulmaktadır. Oluşan dairesel su dalgalarının yaptığı girişim desenin üstten görünüş şekildeki gibidir. Düz çizgilerle oluşturulan çemberler dalga tepelerini, kesikli çizgilerle oluşturulan çemberler dalga çukurlarını temsil etmektedir. Buna göre su yüzeyindeki kaleme noktaları ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. K noktasının S1, S2 kaynaklarının uzaklıkları arasındaki fark dalga boyunun tam katına eşittir demiş. Arkadaşlar şöyle oluyor. Dalga boyunun delta S eşittir yol farkı. Dalga boyunun tam katlarına eşitse orada dalga katarı gözleniyor. Delta S yol farkı dalga boyunun buçuklu katlarına eşitse oralarda düğüm çizgisi gözleniyor. Dolayısıyla burada ne diyor? Kanuks'un s 1 s 2 kaynaklarının uzakları farkı dalga boyunun tam katı. Yani orası dalga katarı mı demek istiyor aslında. Eğer dalga katarı ise doğru. K noktasına bakarsak ikisinden de çukur gelmiş. Tepe tepe ya da çukur çukur üst üste binerse oralara dalga katarı deniyor. Bakın burası dalga katarı olmuş olacak. Eğer tepe ile çukur üst üste binerse oraya ise düğüm çizgisi denmiş oluyor. Mesela bu söylediği K noktası da çukurla çukur üst üste bindiği için dalga katarı olmuş oluyor. Dolayısıyla s 1 ile s 2 arasındaki uzaklıkları farkı dalga boyunun tam katlarına eşitmiş deriz. 1 oldu. 2. L noktasında oluşan bileşke dalga genliği sıfırdır demiş. L noktasından bakarsak S1'den tepe gelmiş. Diğerinden çukur gelmiş. Osa ne yaptı? Tepe çukuru birbirini sönümledi. O yüzden düğüm çizgisi deniyor ve sönümlediği için de yani birinden tepe birinden de çukur gelmiş. Birbirini sönümlediğinden dolayı genlik sıfır olmuş oluyor. Burada da genlik sıfır demiş. Doğru oldu. M noktası düğüm çizgisi üzerindedir demiş. Bakalım. Bakın ikisinden de düz çizgi oluyor. Yani ikisinden de tepe gelmiş dolayısıyla. O zaman tepe ile tepe dalga katarı demektir. O yüzden üçüncüyü attık. Cevabımız 1 ve 2'den denizde olurmuş deriz.